Muhterem milletvekilleri, son günlerin en çok konuşulan konularından birisi de Kabataş hadisesidir. 1 Haziran 2013 günü Gezi Parkı olaylarının sürdüğü bir ortamda Kabataş'ta bir başörtülü kardeşimizin dövülüp tacize uğradığı, yandaş basın ve bizzat başbakan tarafından uzunca bir süre gündemde tutulmuştu. Bu konuda öyle şeyler söylendi, öyle ifrata ve tefrite varan suçlamalar yapıldı ki insanım diyen hiç kimse iddialar karşısında tarafsız kalamazdı. Başörtülü bir kardeşimiz bebeğiyle birlikte 70 ile 100 kişilik bir kalabalığın hışmına ve ağır hakaretlerine uğramış, sanki işkenceye tabi tutulmuştu. İleri sürülen ve propagandası yapılan tez buydu. Başbakan konuyu meclis grup toplantısına kadar taşımış, günlerce de sakız gibi ağzında çiğnemiştir. Sanki bu ülkede başörtülü kardeşlerime sistematik bir saldırı vardır. Bu meselenin ayrıntısına girmeden şu kadarını söylemeliyim ki, geçtiğimiz hafta Kabataş'taki olayın kamera görüntüleri ortaya çıkmıştır. Ve hiç de söylendiği gibi bir saldırının olmadığı anlaşılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sıfatını taşıyan zat, konuyu enine boyuna incelemeden bu yalanın üzerine atlamış ve insanımızı birbirine düşman etmek için vicdansızca kullanmıştır. Her şey netleştiğine ve Kabataş'ta herhangi bir saldırı olmadığını görüntülerle sabitleştiğine göre başbakan çıkıp Türk milletinden özür dileyecek, erdemi gösterebilecek midir? Gezi Parkı'nda Türk gençliğinin tepkisini başörtülü hanımlara saldırılar, camilerde içki içtiler diyerek püskürtmeye çalışan ve mütedeyyin insanlarımızın duygularını istismar eden bu batılın temsilcisi mertçe yanlış yaptım diyebilecek midir? Yoksa iddia edilen saldırıdan 5 gün sonra alınan ve son derece muamma olan adli tıp raporuna sarılmaya devam edecek kadar küçülecek ve kendisini hiç edecek midir? Başbakan eğer rüşveti başörtüsüyle, yolsuzluğu maneviyat dolandırıcılığıyla saklayacağını hesap ediyorsa yanıldığını çok yakında anlayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi